Rusya zaten soğuk savaş döneminden beri bir nükleer tehdit olarak ABD devlet adında algılanıyor. Ancak Çin ve Kuzey Kore neden eklendi ve bu e, plan çerçevesinde neden koordineli saldırılarda bulunabilirler deniliyor. Buna biraz bakmak lazım. Aslında Mart ayında onaylanan ancak dün itibariyle sızdırılan bu bilginin e, kaynağına baktığımızda şunu görüyoruz. Diyor ki Amerikan istihbarat çevreleri geçmişte Amerika'nın düşmanlarının ABD'ye ortaklaşa koordineli bir şekilde saldırı yapma ihtimali çok düşüktü. Ancak son zamanlarda Rusya ile Çin arasındaki yakınlaşma ayrıca İran ve Kuzey Kore'nin de bu ikiliye yanaşarak bunların askeri kabiliyetlerini ortak paydada buluşturması ve hem İran'ın hem de Kuzey Kore'nin Rusya'nın Ukrayna'daki savaşına aktif olarak askeri destek sağlaması. Bunların hepsi göz önüne alındığında Amerika şöyle bir tehdit görüyor. Bir dakika şu dört ülke artık askeri anlamda da birbiriyle koordineli çalışabiliyor. Bir yerde savaş çıktığında birbirlerine malzeme olsun, ham madde olsun, silah olsun gönderebiliyor. Ondan dolayı benim nükleer kabiliyetlerimi ve nükleer oyun planımı Buna göre değiştirmem gerekiyor. Tamamen aslında mantığı bu. Beyaz Saray bu haberi yalanlamadı, aksine doğruladı ve dediler ki her başkanın yaptığı gibi, her dört yılda bir olduğu gibi biz de bunu düzenledik ve bazı güncellemeler getirdik. Yani burada orduya şu söyleniyor. Eğer şayet bir çatışma çıkarsa sadece Rusya'dan değil, sadece Çin'den değil, Çin, Rusya ve Kuzey Kore'den ortak bir tehdit bekleyin, ortak bir saldırı bekleyin. Ve bu nükleer kapasite de olabilir. Hep şunlardan bahsetmiştik. Pentagon'un bir o e, resmi strateji raporundan. Orada ne söylemiştik? 2030 yılına kadar Çin'in bin adet nükleer başlığa, yani nükleer silaha, 2035 yılına kadar da 1500 nükleer silaha sahip olması bekleniyor. Bu konuda çok hırslı oldukları, hatta program takvimini öne bile çektikleri bilgisi Amerikan istihbarat kaynaklarında, Pentagon'da mevcut. Bu noktada bir tarihi daha vermek lazım. 2027 ile ciddi anlamda bir burada sapkınlık başladı. Nedir bu? Diyorlar ki 2027'ye kadar Tayvan'ı işgal edecek noktaya gelecekler. Yani Xi Jinping ordusuna emir verdi. 2027'ye kadar ederiz etmeyiz orası önemli değil. Siz Tayvan'ı işgal edecek hale gelin diye bir emir. ABD bunların hepsini gördüğünü ve ona göre hazırlandığını söylüyor. Bir de şunu da söylemek lazım. Bakın 24 Haziran'da ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Kirk Campbell ki kendisi Pasifik Pasifik alanında uzmanlaşmıştır. Diyor ki biz Moskova ile Pyongyang ilişkilerinde belirli bir ilerleme gördük. Yani Rusya Kuzey Kore tehlikeli bir yakınlaşma içinde. Hatırlayalım Vladimir Putin evet. haziran ayında 24 yıllık başkanlığında ilk kez Kuzey Kore'ye gitmişti ve bir savunma paktı imzalamışlardı. Tıpkı NATO'nun 5. maddesi gibi sana saldırılırsa ben bana saldırılırsa sen yardım ol, yardımcı olacaksın diye. Bunu da tehlikeli görüyor Amerika. Ve diyorlar ki Kuzey Kore Rusya'ya trenler ve gemiler dolusu silah gönderiyor. Rusya da Kuzey Kore'ye bunun karşılığında nükleer uzun menzilli füze geliştirme ve belki de nükleer enerjiyle ilgili başka şeyler veriyor. Aynı zamanda bu Çin de dahil buna. Yani ABD burada bir şer ekseni görüyor. Neden şer ekseni dedim? Aslında bunu Trump da dillendiriyor. Daha geçtiğimiz hafta dedi ki modern zamanların günümüzün şer ekseni Rusya, Çin, Kuzey Kore ve İran'dır dedi. Yani bu noktada ABD'nin önümüzdeki 10, 20, 30 yılda Belirlediği düşmanlar, belirlediği stratejik rakipler bunlar gibi görünüyor Fulya. Evet. Ee, Hazar Hocam. Evet. Bir şey sorabilir miyim bu arada Yunus'a? Yunus, senin hafızan çok daha güçlü. Putin, Kore'yi ziyaret ettikten sonra bir nükleer üçlüsü oluşturduk şeklinde bir açıklaması olmuş muydu? Nükleer cephesi mi, nükleer üçlüsü mü? O açıklama bu tehdit değerlendirmesine kaynaklık yapmış olabilir mi acaba? Tabii bu belgenin Abdülkadir Bey Mart ayında onaylandığı söylüyor. Putin'in ziyareti Haziran ayındaydı. Daha önce. Ancak evet ama ama Amerikalılar şunu net olarak görüyor. Ukrayna savaşı yani Ukrayna'nın işgal edilmesi Rusya tarafından ve daha sonra da Rusya'ya destek veren ülkeler ki Kuzey Kore ve İran'ın net direkt olarak askeri yardım gönderdiğini söylüyor Amerikan istihbaratı. Buna Çin de dahil. Hatırlayalım. Bu yıl Blinken Xi Jinping'i ziyarete gitti. Öyle belki izleyici hani saatine bakıp ne zaman gidiyor bu adam dediği ziyaret hatırlarsak. Orada açık ve net bir şekilde Rusya'ya silah gönderiyorsunuz. Bunu biliyoruz. Bunu yapmayın kesin diye de göndermişler. Ondan dolayı bu noktada ABD'nin çok endişe duyduğu bir olay bu. Birbirlerine yardım etmeleri silah anlamında. Evet, ben bu koordineli buyurun. saldırı ne anlama gelir? Buyurun Üzer. hocam. Şimdi şöyle. Ya ben bir şey bir mi? dönelim ama doğru. Buyurun. Buyurun. Doğru buyurun. Çok özür dilerim. İki cümle bir şey ekleyeyim. Şimdi bu e, dört yılda bir güncellenen bir plan ama e, farklı olan tarafı şu. Şimdi hem... Rus kaleme aldığı makalelere baktığımızda özellikle e, şeyde New York Times'ta eee onun şey Euronews'te şimdi şöyle deniyor ve çok makul mantığa uygun bir şey. Diyor ki özellikle eee güncellenen belgede hedefin merkezine Çin oturtuldu. Rusya, Kuzey Kore ve İran terjesine dikkat çekildi ama Çin oturtuldu. Oturtuldu. Nedeni şu. Aldıkları isparata göre e, Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü diyor ki Çin'in nükleer cephaneliği e, do, cep Çin nükleer cephaneliği 90 savaş başlığı artırarak sadece Ocak ayı itibariyle toplamda 500'e çıkardı. Onun dışında şöyle bir öngörü var. Asıl bence Amerika'yı korkutan bu. E ee, diyor ki raporda aynı raporda bir e, şey simülasyon yapıyor. Öngörüde bulunuyor. Ee, eğer Çin'in bu çalışmaları devam ederse diyor yakın zamanda Çin'in şu anda 238 civarında olan toplam kıtalar arası balistik füze sayısı önümüzdeki 10 yıl içinde 10 yıl yani öyle uzun bir süre değil 10 yıl içinde e, Amerika'nın 800 ...ve Rusya'nın 1244 olan sayısını rahatlıkla geçebilecek. Şimdi dolayısıyla biraz e, benim anladığım kadarıyla... E, ...bu şeyde e, biraz bu Amerika'nın bir alarm durumuna geçmesini e, sağlayan... ...evet dört yılda bir güncelleniyor ama... E, ...yine analistlerin işte o şeyine e, bakıldığında... E, ...makalesine bakıldığında... E, zaten bu belgeyi çok az kişi görebiliyor Amerika'da. Öyle herkese açık değil. Kongre üyeleri bile görmüyor. Şimdi bu güncellenince Çin'in üzerine çok detaylı bir araştırma yapıp güncellenmiş. Bence burası önemli. Yani özellikle bu Stockholm Araştırmalar Merkezi'nin Çin'in bu sıçramasının devam edeceği ve bir an önce tedbir alması gerektiği e, şeklindeki ifadesi. Dikkat alınmalı. Yani sadece tekrar hatırlatayım. Diyor ki e, nükleer cephaneli 90 savaş başlığı artırarak sadece Ocak ayı itibariyle toplamda 5 ile çıkardı. 10 yıl içinde diyor Amerika ve Rusya'yı geçecek bir noktaya gelecek diyor. Amerika'da asıl panik yaratan mesele bence bu. Burada 2027 önemli. E, raporda ifade edilmiyor ama ben söyleyeyim. Hı hı. 2027 yılında Çin dördüncü uçak gemisini suya indirecek. Bu sadece dördüncü uçak gemisi de değil, uçak gemisiyle birlikte çok sayıda savaş gemisi şu an kızakta hı hı. büyük çoğunluğu da bu noktada 2027 yılına kadar tamamlanıyor. Böyle olunca ne oluyor biliyor musunuz? Buradaki kuvvet dengesi, denizdeki kuvvet dengesi Çin'in lehine dönüyor. Yani Çin şu an denizde ABD ve müttefiklerinin deniz gücüne deniz gücü kıyaslamasında daha zayıf. Burada bir denge hatta üstünlük sağlıyor. Bir e, sebebi de bu. Artı bir de nükleer kapasite ilave edilmiş. E, tabii ki yani şimdi e, baktığımızda Batı'nın ABD ve Batı'nın niyeti e, Tayvan'ı Çin'in Ukraynası yapmak. Bunun için en son geçtiğimiz hafta hatırlarsanız hava savunma füzeleri verdiler. Çin'in olası bir uçak taarruzuna karşı e, etkili olması için bu olay yarattı filan. Ama neticede çok ciddi kıyasya bir mücadele var. Şu an bu mücadele nükleer silaha da evrilmiş durumda. Koordineli saldırı ne? Bakın ilk defa bunu duyuyoruz. Evet. Önceden şunu tartışıyorduk değil mi Fulya? Evet. Yani işte hangi ülkede ne kadar var? Yaklaşık şöyle bir tek tek saymaya gerek yok. Ayırın şöyle dünyayı ikiye. Doğuda toplam 16.000 nükleer başlık olduğu tahmin ediliyor. Bunun 8.000'i... Ee, doğu'da bin'i yaklaşık Batı'da Yani 3 aşağı 5 yukarı böyle bir denge var hmm. Şimdi Çin'in buradan 1500'e çıkması Bakın bu dengeleri Hakikaten evet. değiştiriyor yani evet. Bir de koordineli ne demek Şimdi önceden bu yoktu ama son dönemde Son 2 yılda özellikle Rusya ile Çin arasında Rusya ile Kore arasında e, Çin ve Rusya'nın İran'la Arasında yaptığı Çok da kamuoyuna yansımayan Askeri ittifak anlaşmaları var Bakın en son bunu e, Ukrayna'ya hani hatırlarsanız Ukrayna güçleri Rusya'ya girdiler ya. 3 zırhlı Tugay yaklaşık 600 tankla girdiler. Bir de özel kuvvetler Tugay'la. Şimdi burada aslında tam İran Haniye suikastinden sonra e, İran Haniye suikastinden sonra İsrail'e bir saldırı yani misilleme saldırısı ya da intikam saldırısı yapmak için propaganda yaparken İsrailler dedi ki ya bir dakika İran bizi vuracak. Biz önleyici vuruş yapalım. Preemptive strike yapalım. Evet. Bu tartışılıyordu bakın yani. Tam böyle olmak üzereydi hatta. Evet. Son anda iki şey oldu. Aslında üç şey oldu. Bir, İran'a aldığımız saha bilgisi e, teyit edemedim ama bu yönde emareler var. İran'a Rusya Su-35 uçakları ve S-400 bataryaları gönderdi. Evet bu iddia vardı. Evet. Evet. Bir de kargo uçaklarıyla Çinli askerlerin, askeri uzmanların geldiğine dair de yine elimizde bir bilgi var. Şimdi bu şu demektir? İsrail ne demek? Batı ve e, ABD'nin İran'a yönelik bir önleyici vuruş adı altında saldırmalarını e, bu yapılan son andaki destekle önledi e, Rusya ve Çin. Sen misin bunu yapan? Bakın aynı tarihlerde Ukrayna'dan 3 zırhlı tugay o boş, onu sonra anlatırım. Bu bir cephe yarılması değil ama yani bildiğimiz anlamda direnek noktaları arasındaki boşluklardan istifadeyle taarruzda içeri geçti. F-16'ları da kullandılar bu arada. Almanların son versiyon tanklarını da kullandılar. Dolayısıyla bir ittifaklar silsilesi oluştu. Şimdi bu ittifaklar silsilesi nükleer silahların kullanmasında çok önemli. Niye biliyor musunuz? Alan çok geniş. Alan çok geniş. İşte Kuzey Kore gibi e, nükleer silah teknolojisini geliştirmeye ihtiyacı olan ülke var. Aynı şekilde İran da bunun içerisinde. Yani İran'a da Rusya'nın bir nükleer teknoloji transferi yaptığına dair yine bir takım bilgiler var. Doğrudur yanlıştır ama bu yönde bilgiler var.